Şimdi gençler o kadar denklem işledik. Şimdi bunun bir soruyla şey yapalım. Hatta iki soru çözelim. Diyor ki çapı 12,7 milimetre olan, uzunluğu 94 milimetre olan bir metal silindir üzerinde deneyler yapılmış. Silindir başlangıçta bir elektrikli ısıtıcıyla ısıtılmaktadır. Aslında burada şey deney düzenini veriyor. Burada problemin çözülebilecek şematik şemasını veriyor. Deney düzeni burası. Şematik şema da burası. Isıtılmakla ve düşük hızla rüzgar tüneli içerisinde çapraz hava akışıyla karşı karşıya dinerek artık yani çapraz hava akışı dediğim zaman silindir düzeninden akış meydana gelmektedir. Gelen akışkanın hızı 10 metre bölü saniye. Sıcaklığı 26,2 santigrat dereceymiş. Yüzey sıcaklığı ise 128,4 derecede tutulmaktaymış. Ve ısıtı kütlemi de 46 watt olarak ölçülmüştür. Diyor ki verilen gücün %15'i de işte uçlardan diğer tarafta ise iletim ve taşınma iletim ve ışınından ısı kaybolduğu gözlemlenmiş. Buna bağlı olarak da deneysel olarak ısı taşım katsayısını ısı taşım katsayısını daha sonra da bunu deneysel olarak bulduk. Bizim daha sonraki elimizdeki denklemlerde bulursak bununla kadar benzer onu bir bulmaya çalışalım. Diyor ki işte burada verilen değerler var. D'miz 12,7, L'miz 94, V'miz 10 giriş hızı, akışkan sıcaklığımız 20,2 şey. T'si de 28,4. Ve %15'i de kayıp oluyormuş bunun. İşte P'de 46 watt. Bunun da %15'i kayıp oluyormuş. Şimdi P aslında buradaki bizim Q'muz. Değil mi? Şöyle yapalım. Isı taşım katsayısını nasıl hesaplayacağız? Newton'un soğutma yasasından birinci derste öğrendiğimiz denklem Q eşittir. Ortalama ısı taşım katsayısı alan T'si eksi T sonsuz. Alanımız ne? Pi DL olarak karşımıza çıkıyor değil mi? Alanımız bu. Ondan sonra buradaki ısı taşım katsayısını bulursak ortalama ısı taşım katsayısı Q Pi DL bölü T'si eksi T sonsuz. Q'muz neydi? Burada ne diyordu? 46 watt ölçülmüş ısı tüketimi %15 ile kayboluyormuş bunu. O zaman 0,85 çarpı 46 watt diyebiliriz. Yani 115 kaybolmuş halini yazabiliriz. Daha sonra altı pi, dl ve sıcaklık farkını yazarsak bizim deneylerde bulduğumuz ışının katsayısı 102'ymiş. Deneylerde bulduğumuz S deney diyelim bu. Gerçekte bulduğumuz şey bu aslında bu. Daha sonra şeye bakalım. Biz burada silindir üzerindeki akışta birkaç denklem önermiştik. Mesela şunlardan bir tanesi. Çözümlerde ne olmuş? Suhauskas'ın denklemi. Daha sonra da Hilbert'in denklemine gelmiş. Bakalım. Şuradaydı. Bu Hilbert'in denklemi. Daha sonra biraz daha geniş hali. Ne vardı? Suhauskas'ın denklemi vardı. Şimdi onları çözmeye gayret gösterip bakalım şeyler sonuçlar birbirine yakın mı? Suhauskas'ın denklemine bakıyoruz. C Reynolds üzeri Reynolds D çarpı Prandtl üzeri M Prandtl bölü Prandtl S'ti. Prandtl S TS sıcaklığından hesaplanan Prandtl sayısıydı. Şurası çok önemli. TS sıcaklığından diğer tüm özellikler ise Prandtl, Reynolds sayısı, T sonsuz sıcaklığından hesaplanan Prandtl sayısıydı. Reynolds sayımıza bir bakalım. Reynolds sayımız ne olacak? T sonsuza göre Reynolds'u bulacağız. Hızımız 10'du. Burada malzeme özelliklerine bakarsanız D işte 12,7 çarpı 10 üzeri eksi 3. D şuydu. Yerine koyuyorum. 12 çarpı 10 üzeri eksi 73. Kinematik viskositeyi de ben zaten böyle bir şey olursa tablodan veririm. Kinematik viskositemizde 15,89 10 üzeri eksi 6 metrekare bölü saniye. Reynolds'umuz 79,92 yani 7992'ymiş. Buna bağlı olarak bakalım Reynolds'umuz 7992'ymiş. Suhauskas'ın bağlantısında şey var mı? 7000'li durumlarda ki C'miz 0,26 M'miz de 0,6'ymış değil mi? Bakalım C'miz 0,26 M'miz de 0,6'ymış. Buna göre de bulursak Nusselt değerini Nusselt, ortalama Nusselt aslında bunu da şurada çizmemişim. Ortalama Nusselt, TDH bölü K. Bu eşittir. 0,26 Reynolds, Prandtl 0,750'ymiş. Demek ki o T sonsuzdan hesaplanan Prandtl. Şöyle yapalım. T sonsuzdan hesaplanan Prandtl. 0,7 TS'den hesaplanan Prandtl'sı Prandtl S diyelim buna. 0,69'muş. Tamam. Daha sonra şurada yerine koyuyoruz. 0,707'ymiş o hali burası da. 0,707 buraya yazdık. M'yi 0,6 yazdık. Daha sonra Prandtl bölü 0,707 bölü 0,6 0,64'ün üzeri 1 bölü 4 yedik. Nusselt sayısı 50,5'muş.
Nusrat 50,5 olursa Nusrat neydi? HDH bölü HD bölü K'ydı. Buradan da ortalama saçım kosinüs baksak Nusrat sayısı çarp K bölü D olacak. Orada da bizim Nusrat sayımız Ruhovskas'ın bağlantısına göre şöyle yapalım. Z desek bir yeterdi. 105 watt pardon. Şurası kelime unuttuk tabii. 105 watt metrekare kelvin olarak bulunuyormuş. Hilbert'in bağlantısında da neydi? C üzeri Reynolds M, Prandtl üzeri E. Bunda diyor ki aslında şöyle şey yapmış. Bunu artık kendinize size bırakıyorum. Çözmeniz için. Suatkus'un bağlantısında H88 bulunmuş. Churchill ve Bernstein'in bağlantısında da H96 bulunmuş. İşte şurada da Hilbert diyelim. H Hilbert diyelim. 88 H. Churchill ve Bernstein bağlantısında da 96 bulunmuş. Burada tabii birimleri de yazmamız lazım. Metrekare bölü Kelvin. Metrekare bölü Kelvin. O zaman ne olacak? Denkleme en uygun, deneye en uygun şeyimiz Zuhal-Stokes'un bağlantısında bulunmuş olacak. Yani bu deney zaten gerçek dünyadaki değer buydu. Ama Zuhal-Stokes'un bağlantısında da gayet yaklaşık işte %2, yani %3 civarı ya da %2,8 civarı bir şeyimiz var. Yani 3'ten çok az düşük bir hatamız var. Çünkü 102 ve 105 arasında 3 fark var. Anda işte 102, 105'i 100 diye nitelendirsek %3 kadar farkımız oluyor. Diğerlerinde farkımız %10'lara falan çıkıyor diyebiliriz. Şimdi bir de kül üzerindeki akışa bakalım. Aynı Reynolds sayısı, sinir üzerindeki akış demiştik. Kül üzerindeki Reynolds'a bakalım. Kül üzerinde de aynı akış ayrılmaları, akış geçişleri işte uygun basınç gradyanı, ters basınç gradyanı, işte öndürme noktası gibi bütün terimler aynı. Burada fizik birbirine çok benzer. O yüzden bu diye bunları anlatmaya gerek yok. Tekrardan Reynolds sayısına bağlı olarak CD'ler değişir. Fizik aynıysa ne olacak? İşte 2 çarpı 10 üzeri 5 de şurası hatırlıyorsanız. Değil mi? Akış, yani Reynolds sayısının biraz daha büyük olduğu durumlarda ve akış ayrılmasının 140 olduğu durumlarda dramatik düşüş vardı. Çok düşük Reynolds sayılarına sürüklenme akışında şey CD yüksekti viskoz kuvvetlerden dolayı. Küre için CD şöyle hesaplanır. Mesela Reynolds 1 iken CD'miz 24, 0,5 iken 48. İşte Reynolds 2 iken CD'miz 12 olarak lineer olarak değişir. Bu aslında bir lineer denklem değil mi? Burada zaten bu lineer değişimi görüyorsunuz. Daha sonra Reynolds arttıkça daha düşük Reynolds sayıda akış ayrılmasının 80 olduğu bölümlerde yine şeyimiz düşüyor, CD'miz düşüyor çünkü işte basınç ve toya olarak şeydi. To zaten etkisini kaybediyordu. Basınç etkisi diye basınç etkisiyle şey oluşuyordu, kuvvet oluşuyordu ama 2 çarpı 10 üzeri 5 Reynolds'larda akış 140'larda dramatik bir düşüş meydana tekrardan çünkü akış karışması meydana geliyor, artış meydana geliyordu. Ve burada diyor işte sürünme akışı diyor. Aslında bir öncekinde de söyleyebilirdik sürünme akışı. Yani akışın hiç ayrılmasının olmadığı bir yine silindir ya da küre gibi düşünün. Akışın hiç ayrılmasının olmadığı, sıfırla 180 arası akışın hiç ayrılmasının olmadığı bir akış modeli olarak karşımıza çıkıyor. Yani burada akış ayrılması yok. Tamam. Akış ayrılması yok diyebiliyoruz. Şimdi burada bir sürü bağlantı var. İşte kitaplarda falan ama buradan bir tanesini önermişiz. Whittaker'in bir journal'da yaptığı bir bağlantı. 1970 yılında volume 18'de ve işte aslında bu volume 18'de bu da işte Nose 361 yani bir yılda 361 tane dergi bir şey mi çıkartıyorlarmış? Belki farklı bir şeydi. O zaman numaralandırma. Ama 1972 yılında yaptığı bir yayında Nusselt sayısı bayağı işte geniş bir skalada 0,71 Prandtl 380 arasında. Reynolds sayısı çok küçükten 3,5'tan 760 bin mi oluyor? 7,6 10 üzeri 3, 1, 2, 3, 76 bin arasında. Mü ve müs değeri 1 ile 3,2 arasındaki değer diyor. Mü ve müs'e bir bakalım. Mü diyor ki TS sıcaklığından hesaplanan müs'e. Yani şöyle olsun. Yani bir de şunu bütünden yine bahsedeyim. Diyoruz işte TF sıcaklığından hesaplanan Prandtl sayısı. Yani şöyle diyelim. Reynolds sayısı, Prandtl sayısı, müler, CP'ler, K'lar, İşte rho'lar. Bunların hepsi sıcaklığın fonksiyonu değil mi? Çünkü zaten teker teker malzemeler yani mu, cpk sıcaklığın fonksiyonu ise şeyde Reynolds'da Prandtl'da sıcaklığın fonksiyonu. O yüzden mu ise TS'den hesaplanan
Yani buradaki sıcak bir işte için farklı T'lerde farklı mu çıkacak. O zaman mu ise TS'den hesaplanan şey. Diğer bütün terimler ise T sonsundan hesaplanmak zorunda diyor. Tamam yani artık yani şey sıcaklığa bağlı olarak mu'nun, Reynolds'un, rho'nun bütün değerlerin değiştiğini biliyoruz. İşte belli bir sıcaklık için mu diye mesela bir önceki denklemde ne vardı? Şuradaydı sanırım. İşte şu TS sıcaklığından hesaplanan Prandtl, alfa sıcaklığından hesaplanan, T alfa hesaplanan Prandtl, T alfa hesaplanan Reynolds sayısı gibi düşünebiliriz. Yani orada sıcaklığı baz alacağız. Malzeme özelliklerini bulup Reynolds sayısı, Prandtl sayısı da teker teker malzeme özelliklerine bakacağız. Dedikten sonra bu tüm denklemden hesaplanır diyor. Yani bunu da ezberlemenize gerek yok. Mu ise TS'den hesaplanıyor, diğerleri T sonsuzdan hesaplanıyor. Şimdi böyle bir soru daha çözelim. Bakalım zamanımız var mı olmaz mı yeni konuya geçeriz ya da geçmeyiz. Diyor ki çapı 10 milimetre olan bir bakır küre. Bu şekil yoktu ben kendim çizdim şeyi. Daha bir görsel olsun diye. Hava geliyor. Ve diyor ki bir plastik filmle kaplanmaktadır diyor. Ve film çıkarıldıktan sonra kürenin üzerinde yani bu aslında ısıtılıyor. İlk 75 yani çapı 10 milimetre olan bir küre 75 derecede bir fırında ısıtılıyor. Belli bir süre daha sonra oradan alınıp havanın içine konuluyor. O zaman bizim ilk sıcaklığımız 75 derece oluyor havanın içine konulduğu ilk sıcaklık. Daha sonra diyor ki üzerinden 10 metre bölü saniyede hızla bir ATM basınçta 23 derece sıcaklığındaki hava akışı olmaktadır diyor. Daha sonra diyor ki küre 35 dereceye gelebilmesi için gereken süre nedir? Aslında bir nevi de zamana bağlı ısı iletimine de geçiş yapmış. O halde biz burada ne yapacağız? İlk başta H'yi bulacağız. H'yi bulduktan sonra biyotu bulacağız. Daha sonra biyottan toplam kütle yaklaşımı mı? Uzamsal etkimi ona bakıp buradan da T'yi bulacağız değil mi? Şuradaki T'yi bulmuş olacağız. Şimdi onu çözmeye başlayalım. Tabii zaten bizim bu ısı taşınımındaki durumumuz işte taşınma giriş, dış akış, iç akışlar sonra doğal taşınımı işleyeceğiz. Durumda ne olacaktı? Amacımız H'yi bulabilmek değil mi? Eski sorularda H'yi direkt vermişti. Şimdi H'yi bulmak istiyoruz. Yani buradaki artımız bu. Yerlerimiz buradan vermiş. T sonsuz sıcaklığımız buymuş. Buna bağlı olarak da mu, v, k, Prandtl sayısını vermiş. Daha sonra TS sıcaklığını bulmuş. Kelvin üzerinden. TS'de şöyle yapmış. Akışkan sıcaklığımız kaçtı? 23 derece miydi ilk girişte? 23 dereceymiş. 296 Kelvin'deki havanın değerlerini almış. TS sıcaklığında şöyle demiş. Hem 75 derecelik sıcaklık ile bir de 35 derece düşmesi için diyor. 75 artı yani TS sıcaklığı aslında biraz film sıcaklığı gibi. Onun tam o demiyorum. Film sıcaklığı gibi. Şey yapmış 75 artı 35 bölü 2 de demiş. 110 bölü 55 derecede hesaba katmışız. Tamam. O da işte 328 Kelvin'deki müseyi de bulmuş olmuşuz. Şimdi amacımız biyotu bulmak. Biyotu bulacağız. P'yi bulacağız. Ya bu soruda aslında şöyle yapalım. Bu birinci bakacağımız yer, ikinci bakacağımız yer, üçüncü bakacağımız yer de burası. Tamam. Şimdi bakalım Nusselt'i bulacağız. Ya da buna bağlı olarak da ısı taşınım katsayısını bulacağız. Bizim elimizde tek bir bağlantı vardı. Whittaker'in bağlantısı. O bağlantı da şurada yazılır. 2 artı 0,4 artı işte şuradan bir bakarsak Reynolds üzeri 1 bölü 2 artı 0,06 Reynolds üzeri 2 bölü 3. Toplam parantez çarpı Prandtl'ı 0,4. Daha sonra mü bölü mü ise üzeri 1 bölü 4. Denklemi yazdıktan sonra zaten burada da yazıyormuş. Ben bir daha boşuna geriye döndüm. Şuradaki denklemde Reynolds sayısını bulacağız. Buradaki Reynolds sayısı hangi şeyden hesaplanıyordu? T sonsuzdan hesaplanıyordu. T sonsuzdan ne yapacağız o zaman Prandtl sayısını? Rho şöyle yapalım. 10 metre bölü saniye. D'miz 10 milimetreydi değil mi? 10 milimetreydi. 10 çarpı 10 üzeri 3 metre bölü. Kinematik bir viskozite 15.36 çarpı 10 üzeri eksi 6'ymış. Buradaki Reynolds sayımız ise 65.10'muş. Yani 6500 olmuş. Nusselt sayısını yerine koyarsak 2 artı 0,4 Nusselt'in üzeri 1 bölü 2, 65'in 1 bölü 2'si artı 0.06 60, yani 6510'un 2 bölü 3 çarpı Prandtl T'den hesaplanan Prandtl akışkanından 0.709'muş. 0.709 üzeri 0,4 artı mü bölü 181.6 çarpı 10 eksi 7'nin bölü müessemize 197.8'in şeyiymiş. Ya buradaki denklemler şuradan almış olduk. Buna bağlı olarak da Nusselt sayı 47.4'müş. Saçının katsayısı ise 122 watt bölü metrekare olarak bulunuyormuş. Biz aslında ilk başta şunu bulduk.
Aslında bizim taşınma girişteki taşımdaki denklemimiz ya da şeyimiz bitmiş oldu. Daha sonra ne yapıyoruz? Biyot sayısını hesaplıyoruz. Biyot sayısı neydi kürede? H LC bölü K'ydı. Daha sonra H R0 bölü 3K oluyordu. Çünkü LC R0 bölü 3K'ydı değil mi? Böyle hatırlarsanız R0 bölü 3K'ydı. Bunu yaparsanız biyot sayımız burada K değeri işte yine T sonsuzdan hesaplanan K'yı almış oldu. 5.09 çarpı 10 üzeri eksi 4'müş. Burada ne olacak? Toplam kütle kısmı kullanacak. 0 birden küçük olduğu için. O zaman T'yi ne yapıyorum? T eşittir. Ne yaptım? Biyot sayısı toplam kütle yaklaşımı uygulandığı takdirde artık buraya geçiyorum. T'miz neydi? Rho V Cp bölü H As ln T eksi T sonsuz bölü T eksi T sonsuzdu. V bölü As neydi arkadaşlar küre için? Aslında şöyle yapmış. V 4 bölü 3 pi küp. Bunu da D cinsinden pi küp bölü 6 yapmış. As de 4 pi r kareydi. O da pi d kare şeklinde buraya yazmış. Daha sonra işte V bölü As'de ne olacak aslında? D bölü 6 olacak değil mi? O zaman da şuna yazarsak T'yi yazarsak şuradaki denklemi aldık. Şuraya yazıyorum T rho Cp bölü D bölü 6 çarpı H olmuş oluyor. Çarpı ln T eksi T sonsuz bölü T eksi T sonsuz. Rho'muz aldığımız rho burada yazmamış ama demek ki rho şeyden çekmiş 89.33 kilogram bölü metreküp. Cp'miz burada da yanılma malzeme değeri yok demek ki tablodan okumuş. Burası 387 joule kilogram bölü kelvin. D'miz 10 çarpı 10 milimetre, 10 çarpı 10 üzeri 3 metre. 6 çarpı bulduğumuz ısırıcının katsayısı 122 çarpı ln Ti 75 dereceydi. T sonsuz kaç dereceydi? 23 dereceydi. Daha sonra 35 dereceyi olmasını istiyorduk. 23 derecede yine T sonsuzdu. Bunu yaptığımız zaman da T 69.2 saniyede. Diğer değerler 328 Kelvin için. Bakın tabi buradaki değerlerse bakırın değerleri. Şuraya çok dikkat edin. Bakırın değerleri bunlar. Çünkü bu zamana bağlı ısı iletimine geçiyor. Artık katının malzeme değerleri olacak. Doğru ya burası dikkat edin katının ya da şu anki katımız bakır olduğu için bakırın değerleri olacak. O da işte T eşittir 69.2 saniye olarak bulunmuş oluyor. Yani bu soru da aslında hem taşınma hem de iletimi hesaba kattığı için güzel bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra bilmiyorum kaç dakikamız var. Yetişir miyiz bilmiyorum. Boru demet üzerindeki akış. Bu ya biraz anlatım uzun. Çünkü bunu da bir yarım ders gider. Zaten yarım dersin de yarısına geldiğimiz için şey yapalım. Dersi burada bitirelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Record ben şey yapıyorum.